Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'e yeni gelen Cadılar Bayramı etkinliğini inceleyeceğiz. Dostlar bence etkinlik en azından diğer etkinliklere göre gayet başarılı duruyor. Yüksek şeyler veriliyor ve birçoğunuz da nasıl olduğunu anlamamışsınız. Onun için göstermek istiyorum. Eskiden beri oynayanlar yılbaşı etkinliklerinde falan neler olduğunu bilirler. Biraz ona benziyor. Şimdi onu tek tek size anlatacağım arkadaşlar. Sonrasında bir tane maç atacağız sıralamada. Herhalde ilk 30'da falanız şu anda. Siz de videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle dostlar. Öncelikle şu temsilci yerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar temsilciye geliyorsunuz. En aşağı iniyorsunuz. İki tane burada gördüğünüz gibi istek yazan şey var. İstek özel Cadılar Bayramı üçlü kutusu diye bir şey var. Bundan şu kupondan 5 tane alırsanız bu Cadılar Bayramı kutusunu alabiliyorsunuz. Cadılar Bayramı kutusunun içinde neler var onları göstereyim size öncelikle. Sonra da bu kuponları nasıl alırsınız onu göstereceğim. Sarf edilebilirlere geliyorsunuz. %50 özel Cadılar Bayramı üçlü kutusu var. Gördüğünüz gibi bu içinden 3 tanesini alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BP'ler bayağı yüksek. 1 milyar 750 milyon 500 milyon. Oyuncular da 97 belki bir şeyler atabilir ama burada iyi olan bence BP diye düşünüyorum. Peki bundan 5 tane nasıl toplayacaksınız onu gösterelim şimdi. Arkadaşlar bakın hedeflerde gördüğünüz gibi 2 tane ayrı yer var. Şu hedeflerde Cadılar Bayramı yazan yerde bir günde yani bunu bir kerelik almıyorsunuz. Bir günde arkadaşlar 2 tane alabiliyorsunuz. Bir günde 10 maça girmeniz gerekiyor. Teknik direktörde falan da girebilirsiniz. Hani zamanım yok 1v1 2v2 oynayamam diyorsanız teknik direktörde de bu etkinliği tamamlayabilir 2 tane alabilirsiniz. Bir diğeri aktiflik yani oyunda böyle bilgisayarı bıraksanız bile doluyor arkadaşlar. Bundan da 2 tane alıyorsunuz yani toplam 4 tane alıyorsunuz. Akkaşık işte 2 günde 3 günde falan 2 tane açıyorsunuz arkadaşlar. Peki başka nasıl açabiliriz? Şu an açabiliyor muyuz? Onu göstereyim. Burada özel Cadılar Bayramı üçlü kutusuna geliyorsunuz. 750 yıldız jetonunu girdiğinizde gördüğünüz gibi 375 FC'ye açıldığı gözüküyor. Yani bunun hepsini yıldız jetonuyla alamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 750 giriyorum. Ala bastığımda 375 FC yani yarı yarıya alabiliyoruz. Yıldız jetonuyla tamamen yıldız jetonuyla alamıyoruz arkadaşlar. Eğer ücretli şekilde almak isterseniz bunlar var ama çok mantıklı gelmedi açıkçası bana. Dün 2100'lükten açtık bu arada. Ondan da 102'li falan bayağı kötü bir oyuncu geldi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Başlamadan bir tane BP kutusu açmak istiyorum. Biliyorsunuz ki videoda genelde şanslı oluyorum bu BP kutusunu açarken. En azından 500 falan çıkartıyorum böyle. Bakalım bu sefer yine o şansımız olacak mı? Bu arada etkinlik gayet güzel. Şu kuponları toplayıp alın arkadaşlar gerçekten. Bence işinize yarar şeyler çıkar. Evet 200 milyon çıkarttık bu sefer. Çok da şanslı değiliz açıkçası. Devam eden etkinliklerden onları soruyorsunuz bana. Monopoly Şampiyonun Yolu devam ediyor arkadaşlar. Burada yok diye bitti sanmayın. Bakın onun ödüllerini toplayın. Şampiyonun Yolu 101 XP yerinde gözükür. O ödülleri toplayın arkadaşlar. Monopoly, Şampiyon Yolu ve Cadılar Bayramı devam ediyor. Dediğim gibi oradan kuponları alın. 24. sıradayız. Rakibimiz gelsin. Güzel bir maç olur umarım. Bu arada aynı zamanda Nedved'in de ilk maçı olacak. Şöyle göstereyim. Nedved aldım orta sahaya arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Maçımıza başlayalım. Rakibimiz gelsin. Rakibimiz geldi arkadaşlar. Burak Tosun 07. Baya bir beraberlik ve mağlubiyet serisi var. Ben bu serilerden korkuyorum biliyorsunuz. Bir yenilmemiz demek eksi 55 demek. Nedved'i daha çok kullanmaya çalışacağım bu videoda sizler için ama tabii ki rankımız çok yüksek olduğu için burada öyle bir riske giremeyiz. Hani bir adamı deneme üstüne oynayamayız. Takım oyunu oynayıp gerekli yerlerde Nedved'i kullanacağız. Kaptan Drogba bu arada da gerçekten iyi bir kart. Yani hem fizik olarak hem hız olarak kötü değil yani. Özellikle Drogba'nın ağır olmasından şikayet edilir ama bu kartı başarılı arkadaşlar. Siz de eğer takım renginize uyuyorsa Kaptan Drogba tercih edebilirsiniz.
Rakibim forvetinde var. Onun için bunu anlattım bu arada. Ne alaka diyenler olur şimdi. Hadi bakalım. Maçımız başladı. Biliyorsunuz ki 3 ayrı taktikle oynuyoruz. Şu an ilkiyle başladık. Biraz daha oyuna hakim olma taktiğidir bu oynadığımız taktik. Maç içinde değişebiliriz. Güzel bir top aldık. Aldığı açalım şöyle. Biraz üstümüze gelsin. Çekeceğim. Ronaldinho'ya aslında riskli bir pastı. Bu arada bugünkü ilk maçım. Hatalarım olacaktır arkadaşlar. Yine de güzel bir maç çıkartmaya çalışacağız. Evet, çok iyi bir top kazandık Nedved'le. Ah be, çok kötü bir şut Nedved'den. Nedved'den biraz bahsedeyim. 2 ayağı da 5 uzaktan şutları, yani 123-124 ratinglere ulaşan oyunun en iyi şutörlerinden birisi. Şimdi hani bu şutu gördükten sonra niye öyle demeyin. Bir sürü etken var biliyorsunuz derken Allah kötü kaçırdık. İyi ki kaçırdı. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Fizik olarak iyidir Nedved ama defans olarak çok ekstra mı diye sorarsanız hayır. Biliyorsunuz ben şu an biraz da hücum oynuyorum. Ben oynayayım, ben üstün olayım istiyorum. Risk alıyorum bunun için aslında biraz da. Onun için Nedved'i orta sahada oynatıyorum derken yine Nedved kötü vurdu. Ha, yok korner olmuş bu sefer. Pasta kullanacağım korneri. Çok güzel döndürdük. Evet yine şutumuz defansta kaldı. Şutlarımdan anladığım kadarıyla oyun bizi fazla desteklemeyecek bu maç. Dikkat etmek lazım. Savunma çok iyi girdi araya, topu çaldı. Kavel Nedved. Ah beğendi ya. Üste doğru atsaydı ara pası. Karşı karşıyaydık ama. Evet, berbat bir pas daha yine. Yani karşısındaki adama atamadı topu. Arkadaşlar ikinci taktiğime geçeceğim. İyi oyun değil. Maç kazanacağız. Çünkü bu maç iyi oyun. Zor yani. Hiç riske giremem. Hiç eksi 55 falan yemem yani. Hayır hayır hayır. Ya. Saçma sapan yerde yedik golü. Bir sıfır geri düştük. Odaklanıp yenmemiz lazım bu maçı. Beraberlik bile kötü, çok kötü sonuç. Çok güzel oynadılar. Cruyff'a güzel bir top attık. Şimdi. Evet, güzel bir takım golü attık. Çok iyi başlayamadım. Yani biraz da odaklanamadım açıkçası. Hafiften 3 gündür falan sırtımda inanılmaz bir ağrı var arkadaşlar. Evden çıkmıyorum. Onun da ağrısını hissediyorum. Onun için çok iyi oynayamıyorum şu anda ama dediğim gibi maç kazanacağız. Bomboş bir faul. İyi vurma ihtimaline karşı kaleciyi yukarı kaydıracağım. Evet, kötü vurdu. Biraz daha kontrol oynayacağız. Tek toplarla oynayalım. Ronaldo'nun kaçmasını bekler miyiz? Bekledik ama maalesef Ronaldo kaçmadı. İlk yarıyı önde bitirmek istiyorum. Çok acele ediyorum ya. Tamam, sakin, normal oynayacağım. Zaten oyuncularım hani istediğim yere şu an hamle yapmıyorlar. İstediğim yönlendirmeyi yapamıyorum. Çok riske girmeye gerek yok. Seninle güzel bir topa diye 50 kere fizik korumaya bastım da yok ya. İşte oyun böyle. Kötü rakiple oynamaktan hiç hoşnut olmuyorum ya. Gerçekten şu eşleştirme sistemi gerçekten büyük problem ya. Hadi Ronaldo. Söver gitti mi? Kaçırdı hadi. Ya vurmadı ya. Ronaldo ile iyi boğuştuk bu sefer adamla ama bu sefer de maalesef rakibimiz topu aldı.
Bak pasa bakar mısın ya? İşte arkadaşlar gerçekten hani bunda daha zorlanıyorsunuz ya. Bu tür rakipler geldiğinde özellikle üst ligde ve yüksek bir takımınız varsa. Baksana Henry falan dönmüyor. Yine faul aldı. İşimiz zor gerçekten. Çeliğini şöyle ortaya doğru koşturalım da. İyi bir müdahale sonrası topu Çok iyi yerde oldu. aldık topu. Ronaldinho. Henry. Çok güzel pas Çok attık, gol. önemli bir an. Şutunu atıyor. Evet, 2-1 öne geçtik arkadaşlar. Her ne kadar zor olsa da. Gayet güzel. Baktım çok kalabalık. Havadan atayım dedim. Durduralım. Yedekleri alalım. Şimdi şöyle arkadaşlar, bunu oynarken hissedebiliyorsunuz. Ben şu an oyuncumu sağa sola döndürmek istiyorum. Ama döndüremiyorum yani. Hani o kadar ağırlaşıyor oyuncular ve bunlar hani çok yüksek reytingli ve özellikle animasyonu iyi oyuncularla oynuyorum ben. Ona rağmen çok zayıf kalıyor. Ve böyle olunca da tabii ki rakip fark etmeksizin zorlanıyorsunuz. Zaten şu an asıl zorlanma sebebimiz rakip. Yani bu rakibin olması. Yani bence üst seviyelere karşı daha iyi oynuyorsunuz. Hadi bakalım şimdi biraz daha işi güzel oyuna dökmeye çalışalım. Yok abi bu. İsabetli bir pas oldu. Yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok ya. 2 metredeki adama pas atılmıyor. Ama buna alışmak lazım yani. Bu oyunda değişmeyecek bir kural. Mecbur böyle sinirleneceğiz falan, alışacağız yani. Çok şık bir topu Rakip çıkarttı. çok yanlış taktikle oynuyor. Yanlış taktikle oynamasa bu momentum da beni ikiler üçler yani rahat. Ronaldinho. Güzel hareket, iyi pas. Yani Arturo Kroy Vidal. böyle kamyon gibi Düdüğü dönmüyor çaldı yani. ve çerçeveyi gören bir noktadan Nedved'de free kick şut atacak. çekelim. Top direği yalayıp Ah geçti be. adeta. Çok çok Kaleciyi güzel oynatır bir diye pas. düşündüm de, gerçi Pas farkı bu gitti. liglerde genelde kaleciyi oynatmıyorlar. Diğer köşeye vurmak istedim ama Defans kaleci oyuncusu oynatmadı. Yani topu sonradan nereye gittiğini girdiği çok için iyi okudu. daha hızlı. Bir pas. Ay, üstüme gelir dedim. Gelmedi. Korner güzel. Top oyuncuların Nedved elinde arkadaşlar top. gerçekten hani normalde şutları çok iyi ama şu an istediğin adamla vur yani, o top gitmeyecek. Kaleci adeta uçtu. Topu geçirmiyor. Güzel korner Topun girişimiydi ama kalecinin bu elinde sefer top. orta Topa açacağım. dönecek. Çelliğini boş çünkü vurursa gol. Etkisiz bir köşe vuruşu. Yine Gol olma atamadık. ihtimali iyiydi. Biraz daha dikkatli olmaları lazım böyle vuruşlarda. Mario Hermoso. Walker. Zaten bu maçın verdiği arkadaşlar Alexander Süper Şampiyon'da artı 5 falan yani. Casares Yenilseniz de müdahalesi. eksi 55. Quaresma. Onun için bu maçları Ronaldo. oynamak bilmiyorum, benim hiç hoşuma gitmiyor. Rakip Sert bir çok doğru müdahale. yerde faul Kırmızı yaptı. kartına başvurabilir. Her ne kadar sinir Pozisyonu edici bir tekrar hamle olsa da Cisneros kayarak doğru müdahale. yani. Faulle sonuçlanmış. Biraz tehlikeli bir hareket. Kayarak yapıyor müdahalesini. Top barajda kalıyor. Kaleci Farajdan buna hakim sekti. oldu. Ev sahibi ekibin üstünlüğü devam ediyor. Son Caceres dakikalara iyi yaklaşıyoruz hızlandı. ama taraftar beni Evet, çelliğini. faul yapıyor. Faul dedi. Kaleci Oyun o kadar oyuncuları durdu geri ki. O basıyor. kadar fazla faul oldu ki garip. İki oyuncu arasında paslaşmalar. Mario Hermoso. Şimdi aldık ama dönmüyor ki ya. Şaka gibi ya. Klitschko. İkinci İstediğim hızı yarıda hiç normal süre uygulayamıyorum. bitimine son 6 Hadi dakika. Semedo. Önemli bir noktada araya girip takımına rahat bir Yine nefes bir top kaybı. aldırıyor. Dakika Çok az 86 vakit artık. kaldı. İki takım da şu Dediğim ana gibi her kadar zaman çok oyunu iyi giriş kazanamazsınız. çıkardı. Bazen de Bakalım maçın sonunda skoru kim kazanmak sağdan ileri gerekiyor. kaydolacak. Topun altına çok güzel girdi. Pjanic.
Offside olmalı. Yok mu? Offside yokmuş. Var ya, maç gidiyordu az kalsın. Zaten ben şu an hani oyundan bağımsız oynuyorum. Oyun istediğini yaptırtıyor. Evet, 2-1 kazandık arkadaşlar. Asıl amacı bu videonun zaten yeni etkinlikti. Nedved'i belki ayrı bir videoda inceleriz. Biraz daha hani oyunun bana şut çekmeye falan izin verdiği zamanlarda. 5 puan verdi ve şu anda 22.yiz arkadaşlar sıralamada. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Etkinlikle ilgili soracağınız bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Yorumlarda cevaplarım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.